Yıllardır taşeron firmalara karşı, taşeron sistemine karşı mücadele verdik. Emeğimiz, alın terimiz gasp edildi. Sendikal mücadele verdik. Bilerek ve bilinçli bir şekilde memleketim Yozgat'tan milletvekili adayı olmak istedim. Böyle doğuyla batıyı nasıl birleştirme hak mücadelesi veriyorsak, doğuyla Yozgat'ı da birleştirmemiz gerekiyor. Bir köprü vazifesi ve inşası, gönül köprüsü kurmak için Yozgat'tan aday oldum. Yani şöyle, milliyetçi olarak anılıyor ve bunu da kırılması gerekiyor bir şekilde Yozgat'ın. Çünkü neden? Orada da işte mazlum haklar var, haksızlık var, hukuksuzluk var, eşitsizlik var. Bunun da son bulması için ve sadece mazlum haklar deyince doğu değil yani. Yozgat'ta da bir haksızlık, hukuksuzluk var ve bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Kardeşlik, birlik, beraberlik duygularıyla ve inşasını kurmamız gerekiyor bir şekilde. Yani. Hak mücadelesi verdik. Sendikal mücadelesi verdik. Taşeron sistemine karşı mücadele verdik. Kadrolu ve güvenceli çalışma mücadelesi verdik. İnsanca yaşama mücadelesi verdik. Bunu sadece kendimiz için değil, tüm işçi sınıfı adına. Ben bunu bir gün İstanbul'dan hak mücadelesini veriyorsam, Yozgat'taki bir işçi sınıfı için de, Karadeniz bölgesindeki işçi sınıfı için de, doğudaki işçi sınıfı için de aynı mücadeleyi veriyoruz. Ama şimdi baktığımız zaman mesela niçin? İşte Yeşil Sol Parti'nin adayı oldum. Yıllardır biz emek mücadelesi verdiğimizde bizim yanımızda hep sosyal demokratlar, sosyalistler, Kürtler bizim yanımızda oldu. Bugün ben de bu vazifeyi, bu görevi kendime arz ettim. Ondan dolayı da Yeşil Sol Parti'de aday oldum. Yozgat'ta bir kader yani sonuçta. Kader, bu kaderi de yıkmak ve değiştirmek için gidiyorum. Yozgat bir tarihi bir zaferle bir milletvekili taşlandıracağız emek mücadelesini. Sınıf siyasetini, emek mücadelesini Yeşil Sol Parti ile taşlandıracağız Yozgat'ta. Neden? İşte AKP, MHP birer ikişer milletvekili bekliyor. Yeşil Sol Parti de, sosyalistler, demokratlar da, bizim gibi sınıfı mücadelesi verenler de 2 milletvekili, 3 milletvekili çıkartabilir. Her yerde çıkarması lazım. Sadece Yozgat'ta değil yani.